Merhabalar, iyi günler. Ben operatör doktor Semih Temel. Özel İlk Parkı Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Sizlere öncelikli olarak istenmeyen gebeliklerin tahliyesi hakkında bilgi vermek istiyorum. İstenmeyen gebeliklerin tahliyesine halk arasında kürtaj adı verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 10 haftaya kadar olan gebeliklerde, yani 2,5 aya kadar olan gebeliklerde, evli kişilerde eşinin izniyle, bekar kişilerde sadece kendi istekleriyle gebelik sonlandırılması, yani gebelik tahliyesi yapılabilmektedir. Gebelik tahliyesi iki türlü yapılır. Birincisi lokal anestezide rahim ağzı uyuşturularak, uyanık olarak yapılan bir işlemdir. İkinci olarak da genel anestezi verilerek, yani damardan 5-10 dakikalık bir anesteziyle bu işlem yapılabilmektedir. Gebelik tahliyesi, yani istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması olayı, aile planlaması açısından en son çare olarak kullanılması gereken bir yöntemdir. Burada önemli olan, gebe kalmadan önce gebeliği önleyecek önlemlerin alınmasıdır. Bunlar rahim içine takılan spiraller, Norplant adı verilen kola takılan cihazlar, doğum kontrol hapları, bunun gibi yöntemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır. Gebelik tahliyesi yapıldığı zaman daha sonraki dönemlerde ister istemez rahim içi yapışıklık oluşması, rahim içi enfeksiyon ortaya çıkması veya tekrar gebe kalmakta zorlanma gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Ama gebelik tahliyesi kısırlığa neden olan bir yöntem değildir. Elit Park Hastanemizde gebelik sonlandırılması dışında her türlü tahlil ve teşhise yönelik olan girişimler, laboratuvar çalışmaları, gebelik, normal doğum, sezeryan, epidural anestezide doğumlar başarıyla gerçekleştirilmektedir.